Sen ama yani böyle şey yapılır mı sen? Ama gül gibi planı mahvettin be ya. Tam maçı sunarken ata ağzı denir mi be ya? Hangi spiker diyor böyle bir şey? Caner'e ben şimdi kalk neyse be ya. Ya Cuma, oğlum ben de farkında değilim. Kardeşim ağzımdan çıkmış öyle de Allah Allah ya. İşte ağızla kulak arasındaki mesafe çok önemli derler. Hep ben hiç onu ölçümleyememiştim. Sayende onu da yaptım yani. Of of. Neyse be ya, o şöyle kapanır tıs pıs da. Sen mahalleye geldin mi oğlum? Ne yapacaksın o kameralarda sana? Dükkanı kaptın, ne yapacaksın iş olarak sen bakalım? Kanka harbiden döndüm ben. Ne yapacağım ben? Ne iş tutacağım ya? Ne yapacağım ben Cuma ya? Ha? Altın bileziğin de senin bakalım onu söyle. Ha ben tüpçüyüm ben. Tüpçü, tüpçü. Oğlum a**tın lan. Oğlum ocakçıyım ben, kahveci kahveci. Alzheimer mı oldun oğlum? Doğru. Yani çayı kahveyi ben yaparım en güzeli diyorsun da dükkanı kaptırdın, onu ne yapacağız bakalım ha? Gidip acaba sen bu olsan fıçısına şey mi desen? Ben çok iyi çay kahve yaparım. Geleyim de kardan %50 bana ver desen acaba kabul eder mi öyle bir şeyi? Oğlum kabul eder mi lan? Herif geldiğinden beri ters ters bakıyor zaten böyle gözlerini belerte belerte. Biraz şey, bir aksi bir adam gibi ama sen bir teklif et oğlum ya. Ne olacak? İste bir bakalım. Diyorsun. Yani. Tamam ben bir deneyeyim baba. Geliyorum. Evet, işler açılıyor yavaş yavaş. Selamun aleyküm Viking esnafı. Ne haber? Sağ ol, buyur. O nasıl bir selam olmak lan? Ortalık buz kesti ya. Biz Norveçliler biraz böyleyizdir. Ayrıca sana böyle sıcak bir karşılama yapmamı beklemiyordun değil mi Selami kardeşim? Sen dua et, hep esnaf arkadaşlarımın yanındaydın. Bir şey demedim o yüzden. Ustamın merhametli kısmına denk gelmişsen. Allah Allah. Neyse, olsan kardeşim. Bak benim sana bir teklifim var, böyle aramızdaki buzları eritecek. Ha? Aramızdaki buzlar. Selami kardeş, benim seninle aramda buz yok ki. Güzel. Benim seninle aramda iceberg var. Ama yine de dinliyorum. Eyvallah. Sağ ol. Sağ ol. Aga ben ne diyorum biliyor musun? Gel bu kahveyi beraber işletelim. Bak bu ahali, bu mahalle, bu semt olduğu gibi beni tanır, sever. Anlatabiliyor muyum? Her türlü ekmeğimizi kazanırız. Selami kardeş, bizim Norveççe'de çok güzel bir laf vardır. Laks fix erden zamme, gürden zamme. Çok anladık. Yani diyor ki, somon bir balıktır, aynı hatayı iki kez yapan alıktır. Sen bu kahveyi bana kalktırdın. Ne ortak olacağım seninle? Ya tamam tamam yani hani olabiliyor böyle şeyler hayatın içerisinde de. Bak iyi düşün diyorum. Satışlar artar diyorum. Benim demlediğim çayın alıcısı çok olur diyorum baba. Ha? Ulan gelen para kahvenin kendisini döndürmüyor be. Ha? Peki benim sana bir teklifim var. Gel sen benim sana verdiğim parayı geri ver. Kahveyi komple sana devredeyim. Bak hepsini değil hatta yarısına bile razıyım. O paralar çoktan bora döndü bile be. Ha, paralar bana döndü, sen de geldin bana döndün, öyle mi? Yürü git lan, yürü git. Bir daha da bu kahveye ancak parasıyla çay içmeye gelirsin, yürü. Öyle olsun lan. Tamam lan, sen görürsün. Ama sen göreceksin, ben yapacağımı biliyorum, rahat olun. Benim adım Selami Taşbaşı lan. Selamet be selam. Bu nedir? Kore para birimi. Ha, küfretti sandım da. Demek kabul etmedi. Normal. Bekliyordum böyle bir şey ben zaten. Ya bir de kelime yapıyor ata ağzı. Yok dükkanı bana kaktırdın, yok iteledi. Elim ayağım boşaldı Cuma ya. Lan itelediğimiz gibi çektirmesin de biliriz de sizin ona laf diye yapıştırsana lafı. Hayır bir de iş koyuyor lavuklara. Ben diyor bu dükkandan içeri diyor, anne diyor paranla diyor çay içmeye gel. Bak Kamil'i kes Kamil'i. Başına geleceklerden haberi yok. Bak 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 bak. Sen şey yapma. Sakin ol biraz be. Acaba ne yapsak? Yalnız ben o işi hallederim gibi gözüküyor. Bir ufak bir anım var ama senin biraz bana ateşleme yapman lazım be ya. 3-5 kuruş ancak öyle bir planımızı uygularız. Sebep? Yani para ne lazım? Ne parası? Sebep mi? Sebep sen yokken ben gece hayatına ulaştım. Çok kötü harcıyorum o paraları ben. Sebep ne olacak be ya? Sebep sensin. Senin için harcayacağım parayı hala sebep ne diye soruyorsun. Aynaya bak be ya. Aynaya bak gör sebebi. Anası bakmamış ben bakacağım buna bu saatten sonra. Cuma kardeşim yeni bir serüvenden çıktım biliyorsun. Psikolojim bitik. Bak beni soyup soğana çevirirsin. Allah belanı versin bütün sinir sistemim şöker Cuma. Selam. Yapma bana bak duygusal hale sokuyorsun benim için. Sen benim bağlar çok eski dostum. Ben senin kısa pantolonu halini bilirim. O serüvenden çıktığın gibi ben bilirim.
sen şey yaptın. Selim'e bir şey yapmadın. Sen halledeceğim ben o... Niye bu duygusal hale soktun beni de veya durup dururken? Halledeceğim. Ben o İsveç fıçısından intikamınızı alacağım. Hiç merak etme. Sanki o dükkanı ben kakalamadım oğlum ona. Geri almasını da bilirim de. Sen şu paraları bir uçurma bakalım. Tamam lan. Kaç para lazım? Tam konuşmasını yapamadım onun ben malzemeyle ilgili. 500'den başla sen. 500 alayım ben bir de 100 lira şey ver. Yanında bulunsun. Ben onu belki de iade ederim sana. Belli olmaz o. Evet. Ah 100 lira. 500 verdik oğlum hallet de çöz şu işi ya. İşte o kadar ya. Kaçtı bu arabacının numarası bakalım. Ulan bana yakın gözüm lazım, uzak gözüm. Anlayamadım ki ben ya. Hep bulanık, hep bulanık. Kanki. Halemale gidilecekse ben şey yaparım yani, sıkıntı yapma. Yok kardeşim, halemale gitmiyoruz. Haybiye hallenme. Ana, oğlum dereotları, oğlum bunlar kurumuş. Bunlara bir su vurayım lan ben. Yok kardeşim, bırak kalsın. Ben onları yeni ıslattım. Çürür yoksa. Kankacığım, bari şu elmaları düzelteydim lan. Oğlum işsizlik bana göre değil Üzeyir ya. Yok kardeşim, bırak. Ben onları dizdim. 3-5-2 şeklinde. Onlar gayet düzgün bir şekilde, tamam mı? Bırak kalsın öyle. Kanka tezgahın önünü kapatıyor şu kasaları, ben içeri atayım. Ya bırak kardeşim, Allah'ını seversen ya. Taş bulun lan, taş. Lan, lan oğlum. Ay, tamam son anda tuttum. Hayırlı cumalar geldi. Junior esnaflar. Hayırlı uğurlu olsun, ne yapıyorsunuz bakalım? Hayırlı cumalar, cuma ertesi. Şş, cuma, bu ne iş oğlum? Ne lan bu? Araba be ya. Babanın sana almadığı arabayı cuma hasta aldı. Hayırlı uğurlu olsun bakalım. Lan Angus, ne yapayım lan ben bu arabayla? Formula 1'e katılırsın artık. Ne demek ne yapacağım arabayla be ya? Ha? Senin acaba Kore'de ayarlarınla mı oynadılar, ne yaptılar bakalım? Evet kardeşim, bir çıtır biliyorsun bunu çok iyi yani. Oğlum harbiden anlamadım ya. Neyi anlamadım be ya? Sana serbest piyasa ekonomisi yaratacağım diyorum be ya. Ha? Madem çay ocağına ortak olamadın, o zaman o senin kahvenin tam karşısına seyyar çay ocağı açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Aa! Harbi mi lan? Aa, tabii harbiyim ya. Bundan sonra orta az. Hiç merak etme. %50 %50 orta az. Kazandığımız bütün parayı fitleşeceğiz. Sen emeğini koyacaksın, ben de sarmayayım be. Ulan, kardeşim kurmuş olduğun cümlenin %50'sini okeyim. Ama diğer kalan %50 kısmını pek tutmadım. Oğlum senden ortak olur mu lan? Ortağıma bak be ya. Ortak olur ben de tabii. İnanmıyorsan Bozkır Bey'e sor. Aa, %50 %50 karışacağız emeğimiz. Sevgili Koreli, üstün zekalı Selami Bey. Anlamadığım bir nokta var da size onu sormak istiyorum. Acaba siz para verdiniz mi Cuma Bey'e? Oğlum tabii verdim. Bunu hangi parayla alacak bu? Ha, şimdi siz para verdiniz. Parayı veriyorsunuz, çayı demliyorsunuz, gelip burada satışını yapıyorsunuz. Peki siz acaba Cuma Beyefendi ile niye ortaklık yapıyorsunuz? Sen ortağın da benim arama niye bozdun acaba bakalım? Kenafir gözlü fesleğen kafa seni. Hiç girme aramıza bakalım. Hadi sen de uyuma buna veya saçma konuşma. Tut bakalım arabayı. Oğlum bari tut da şunu aşağı kadar indirelim. Ara hadi. İtekle bakalım. Gelmiyor. Taş ol bakalım sen bir tane. Oğlum sağ olun. Nereye koysam lazım? Delikanlı gibi kaç para verdin buna? Sen verdiğin bütün parayı bu arabaya vermedin değil mi? Verdim. Vermez olur mu? Üstüne ben kağıt para verdim. Muamele. Hep muamele. Merhabayın ablacığım. Merhabayın. Evet, nerede kalmıştık babacığım? Bu ne? Neyle? Çay ocağının alternatifi çay arabası babacığım. Yani ne oluyor bu? Ne oluyor babacığım? Bu Vikingler çay ocağının alternatifi çay arabası oluyor. Ya olur mu öyle şey ya? Bak, böyle bir haksızlığı Norveç'te yapsan... ...bu arabanın camlarını torun çekiciyle paramparça ederler. Sen benim işimi baltalıyorsun. Ondan babacığım. Ben sana dedim aga, ben sana dedim. Gel dedim, beraber dedim, ortak olalım dedim. Mutlu mesut dedim, yaşayalım dedim. Dinlemedin, yapacak bir şey kalmadı artık. Ekmeğindeyim baba. Olmaz lan öyle şey. Çek arabanı buradan. Oldu bile be anam. Hatta bu olmuşluğun şerefine ilk çaylar benden. Dampik var, buyurun. İlk çay senden ben Selo. İki çay alayım. Hadi. Aleykümselam. Buyurun. İki çay. Siz geçin. Tamam, vereceğim. Yavaş ulan manyak. Oğlum ne yapıyorsun bizim öyle? Vastasını görüyor musun ya? Bak bizi ezecekti. At ağızlıya bak. Bu kadar adam nasıl toplandı ya? Evet babacığım, evet. Siparişler alıyorum şimdi sırada. Benim güzel mahallem. Hayırlı işler olsan kardeş. Şişt çırrak. Bana bir çay ver bakalım. Ne oldu be ya? Ayrola. Gözüm dağılmış öyle bakıyorum. Sen o çayı emek hırsızı Selami Soytarısı'ndan alsana. Hem ilk çayı bedava veriyormuş.
hiç tasvip ettiğim şeyler değil bunlar. Gerçekten yani terbiyesiz diyeceğim. Eskiden tanıyorum çocuğu, öyle terbiyesiz biri değil. Sonradan ayarları bununla oynamış demek ki ama... onunla da baş etmenin yolları var tabii. Ben seceresini bilirim onuma ya. El farına bakmıştım var. Neymiş bakayım o yollar? Şimdi onu açık mısınız bu tür şeylere bilmiyorum. Şimdi şey olmasın, bir de aranızı bozuyormuş gibi olmasın. Ama öncelikle siz gerçekten şu çayınızı bir değiştirin be ya. Bu ne be ya? Çay yapamıyorsunuz. O normal çay yapıyor. Siz alternatif menü geliştirin. Gerçekten. Böyle ne bileyim bir İsveç çayı olur, Norveç şurubu olur. En güzeli de Kanada bozası. Mesela acayip tutar Kanada bozası. Kesinlikle yapmalısın. Hiç. Çünkü bunu yapmayı beceremiyorsunuz be ya. Aslında fena fikir değil. Aslında fena fikir değil mi? Aslında fena fikir değil mi? Siz bunu yapmayı beceremiyorsunuz. Vallahi biraz modernleşin. Allah'ınızı seversiniz yani. Bu ne be ya? Bak dükkanı şimdi sen ne yapacaksın biliyor musun? Böyle mesela otantik şeylerden kurtulacaksın. Bunlarla senin hiç işin yok yani. E bundan kurtulunca hop ne olacak? Çay bardakları ıstarkaya çıkacak be ya. Bunları da ben alıyorum. Orada doluymuş, harika. Çok güzel. Aman 90'ların affedersin kafesi gibi bu çayları buraya niye dizdiniz? Böyle şey olur mu? Allah'ını seversen sen ya. Kavanozlar bir kere hiç kavanoz değil. Bu atın da hiç dönemi değil şimdi. Orada niye bu? Bu oynatıyorsunuz siz burada. Al bakalım şurada parayı da. Bak hem çayı içmedim hem parasını verdim. Düşün yani benim bugün bonkörlüğüm üstünde. Bunları ben hallediyorum merak etme sen. At at hepsini at. Bana lazım değil artık. Kim nasıl olur mu atılır mı bunlar veya fakire fukaraya dağıtacağız. İşte şimdi düğünümüz var orada çay demleyeceğiz bunlar içince hep şey bunların ne yapıyor çırrak. Adam akıl aslında ya düz çay her yerde var. Yeni bir şeyler yapmalı. Mesela Norveç buzlu çay demlerim. Çeşitli İskandinav çayları yaparım. Böyle Kanada odası be ya böyle tartışılır leblebile. Hadi bakalım. Evet. Yeni bir soluk gelir. Yaktım çıranı Selami. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.